Sezgin Baran Korkmaz ya da kısaltılmış adıyla SBK yad edildiği ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Biliyorsunuz kara para aklamak ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Aslında soruşturmanın asıl dayanağının Utah Federal Savcılığı olduğu biliniyor. Korkmaz'ın Amerikalı ortakları sahte ihracat belgeleri düzenleyip vergi ildiriminden yararlanarak Amerikan hazinesini dolandırmakla suçlanıyorlar elde ettikleri teşviklerin bir kısmını da Korkmaz aracılığıyla Türkiye'deki şirketlere gönderdikleri biliniyor. Amerika'daki dolandırıcılar suçlarını itiraf edince Utah savcılığı mahkemeye başvurup Korkmaz'ın elde ettiği haksız kazancın ABD'ye iadesini istedi. Türk yargısı o yüzden Korkmaz hakkında tahkikat açmaya mecbur kaldı. Yine de belki bir oyalama yolu bulunurdu ama işi bozan Sedat Peker oldu. Peker'e göre İçişleri Bakanı SBK ile yurt dışına çıkmasından bir gün önce makamında görüşmüş ve senin hakkında tahkikat başladı. Hemen yurt dışına çık demişti. Soylu o görüşmede korkmazdan 45 milyon dolarlık bir alacağını da silmesini istemiş. Yukarıdakinin haberi var demişti. Böylece Erdoğan da işin içine dahil oldu. SBK'nın hem Erdoğan'la hem Soylu'yla samimi fotoğrafları bu iddiaları daha da inandırıcı hale getirdi. Şimdi Korkmaz bu bilgi dağarcığıyla Eylül'den itibaren Amerikan yargısı önünde hesap verecek. Saygı Öztürk'ün haberinden öğrendik ki devlette de rüşvet verdiği herkesi kayda almış. Dolayısıyla arşivi tahmin edilenden daha kıymetli. Birçokları SBK'nın itirafçılığı kabul edip yeni bir zarraf olacağını tahmin ediyor. Fakat düşünün biz zarrafın itirafçılığından daha önce bilmediğimiz ne öğrendik ki? Hiç. ABD yargısı bilgileri aldı, istihbaratla paylaştı. O bilgilerde ifşa edilmedi, muhtemelen Erdoğan'la pazarlıkta kullanıldı. Korkmaz'da da böyle olacak bence. ABD Türkiye'de kimlerin rüşvet yediğini öğrenecek, Erdoğan'la görüşme masasına koz olarak getirecek. Biz ne rüşvet alanları öğrenebileceğiz ne de o bilgiler karşılığında hangi tavizlerin verildiğini. Erdoğan'ın ikili görüşmelerde neden diplomatlar yerine aileden tercümanlar kullandığını şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi?